Merhaba, Ülke TV'de Meksika sınırındasınız. Ben Deniz Furkan Çalışkan, Selahattin Yusuf ve Ahmet Kekeş ile birlikte yine bir takım mevzulara girişeceğiz. Nereden başlayalım? Yazı getirmiş bu arada. Evet, ceket giymiştim ama cesaret edemedim sonra. Sıcaktan hakikaten bunalan bir insanım. Sıcak, hakikaten sıcak. O yüzden çıkardım. Ve yaşlanmayan bir insansın, onu ayrıca konuşmak lazım. Bir ara yaşlanmayı düşün diyorum da abi, hani bir ara düşün. Gündemin alıyor. İçime dert yarı oluyor. Her böyle şey duyduğumda içime dert oluyor. Hayır şöyle, kendini mesela kendini bir cami çay ocağında leblebi ve kuru üzüm yerken hayal edemiyorsan ilerisi için. Leblebi sevmem, kuru üzüm tamamdır. Ha, yani bu bir sıkıntıdır yani. İnşallah bir sıkıntı. Cami çay ocaklarında oturan ihtiyarlar çok severim ben ihtiyarları. Ya siyaset konuşuyorlar ya da kullandıkları ilaçları. Evet. Prospektüs gibi abi. Ceplerinde ilaçlarını çıkarırlar tek tek. Öteki iyi. Daha üstünü çıkarır. Evet. Böyle bir şey halinde, böyle bir rekabet halinde ilaç konuşurlar sürekli. İlaç, evet doğru. Gözümüzden yani kaçmış. Ceplerinde mutlaka leblebi ve kuru üzüm olur onların. Ha. Benim çocukluğumda cep böyleydi. Şeker mi düşer? Ha? Yo, ikram ederler. Hmm. Yani ola ki oraya bir çocuk düşer, genç düşer, biri gelir. Onu ikram ederler. Hala öyle mi bilmiyorum. Eskiden böyleydi yani. Cami çay ocakları. Bugün... Eskiden onların cepleri büyük olurdu, ceket cepleri ve kullanılırdı. Şimdi ceket cepleri açılmaz biliyorsun. Ceket şey olmasın diye. Bollaşmasın diye. Cepler dikilidir şimdi. O enteresan bak, buradan bayağı bir sosyal bir gözlem yapılabilir yani. Sosyolojik gözlem yapılabilir. Yapılır. Eskiden bayağı içi şeydi, biz çocukken elimi daldırdığımı çok hatırlarım yani, yakın büyük yaşlıların ceplerine bir şey olurdu orada mutlaka. Dede gördün mü sen, deden oldu mu? Dedem olmadı, annem babası uzun yaşadı, rahmetli oldu tabii işte. O da. Evet ama uzakta aramız yani. Uzak. Senin oldu mu deden? Oldu abi de, bir tanesi çok erken yaşta rahmetli oldu, onu hiç hatırlamıyorum. Öteki de, o da Antalya'daydı, uzaktaydı yani. Öyle bir dede torun zaman geçirme olayı fazla olmadı. Dede, anneanne, babaanne onları görmedim. Hiç. Öyle mi hiç, ya? Hiçbirini görmedim. Allah Allah. Özenmişim bir anne. Çok... Tabii. Özenilecek bir şey yok. Babaanne tadı başkadır. Ben biliyorum mesela onu. Rahmetli oldu ama bayağı uzun yaşadı babaannem. Allah rahmet eylesin. Anlatır mıydı bir şeyler? Çok, çok. Mesela Urus işgalini anlatırdı. Urus Rizeliler gibi mi anlatırdı? Yo, benzeri şeyler tabii hikayeler ama Urus. Urus geldiğinde, Urus gittiğinde. Allah Urus Allah. Kim? 1916 Trabzon'un Ruslar tarafından işgali. Tabii Uruslar geldiğinde, Uruslar gittiğinde. Hatta hiç okul okumamış babaannem rahmetli birkaç kelime Rusça bilirdi. Tabii. Maruşka, matruşka bunlar hatırladıklarım. Ama o yani orada babaannem çocukken daha 10 yaşında muhtemelen. 8 yaşında, 10 yaşında filan. İyi hatırlıyor adam Rus işgalini. Köye gelen Rus askerlerin neler yaptıklarını filan anlatırdı. Rizeli Gazi'yi çıkarmışlar kürsüye. Tabii o öyle anlatmıyordu. Anlatsana. Rahmetlinin Rus işte aşağıdan geldi, biz bir kaçtık diye bunları anlatmaya başlamış. Şey, Rus işgalinde şey yasak galiba. Ormana girmek yasak Rus askerine. Niye? Bunu biliyorsunuz mu? Yok. Zayiat veriyorlar çünkü yani çete savaşı ormana gizleniyor. Aa. Ormanın çok iyi arazi bilgisi var yerel tabii, halkın tabii. Ve çeteci mesela rahmetli babaannemin kardeşi memlekette köyde çeteci mesela şeyi var, silahlı adamları var, kendisi çete lideri falan, öyle adamlar. Şimdi bunlar Ruslar geldiğinde ormana çekiliyorlar. Ormanda çok zayiat verdikleri için askeri genelge var Rus ordusunda. Trabzon'u işgal eden arazi de sadece Karadenizli'nin bilebileceği. Tabii, karmaşıklıkta. Tabii ki. Net, kesin. Evet. Dolayısıyla ormana adım atması yasak askerlerin. Dolayısıyla şey olmuş, ormanlarda yaşam o olmuş. O arazi şartlarında açıkta da bir şey yapamazsın fazla. Tabii. Tepeden zaten alacaksın. Bir şey söyleyeyim. Çok fazla bir şey yapmamışlar. Tabii. Yani halka dokunmamışlar. Pek bir şey yok yani. Benim rahmetli dedem de şey anlatmıştı. Bu yakın tarihi son yaşayanlardan dinlemek enteresan bir şey. Evet. Ben daha çocuktum ama hatırlıyorum. Develerle Antalya'ya iniyorlar. Fes takıyorlar. Yani fes giyiyorlar. Hı. Hala fes kullanımdan kalkmamış.
Bu herhalde Cumhuriyet'in ilk yılları olsa gerek. Belki 30'lu yıllar falan. Develerin başına çocuk o, dedem henüz. Develerin başına onu koyuyorlar. Diğerleri artık işlerini görmeye gidiyorlar şehirde. Başında fes varmış. Fesi alıp yırtıp atmış polis. Bunu anlatmış. Enteresan. Çok enteresan değil mi? Yani onu yaşamış. Bir de asker kaçaklarından çok bahsediyorlardı. O dönemlerde tabii. Askerlik çok uzun olduğu için de asker kaçakları bir şekilde haydutluk yapıyorlarmış. Yani köylerin, kasabaların. Milli mücadele sırasında mı, döneminde mi? Milli mücadele ve sonrasında da. Yani 30'lu yıllarda da askerlik çok uzunmuş. Yani 4 sene. 4 sene. 3 sene pardon. 3 sene, 4 sene. Ama 3 sene. Kaçanlar çok oluyormuş. Savaşa doğru 4'e çıkıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'na doğru ya da savaşın içinde 4'e çıkıyor. Doğru, askerlik süreleri uzun. 36 ay. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na hazırlık yaptığını biliyor muydunuz abi? Sen biliyorsundur da. Yani böyle... Yani ciddi bir hazırlık değil ama o. Çakmak hattı diye bir hat var Sakarya'da. Bayağı şey, maringot hattı gibi. Yani şey... Bir hazırlık yapılmış yani. Hitler'in Trakya'dan gireceği varsayılarak Trakya bölgesinde ciddi bir tahkimat var. Ama tabii... Sakarya bölgesinde de var abi. Gey ve Boğazı'nda. O da demek ki başkenti korumak için. Evet, Ankara'yı korumak için. Tabii. Nereden konu buraya geldi bilmiyorum ama... Çünkü şeyde de, Milli Mücadele döneminde de hattır Sakarya. Yani Sakarya tabii Savaşı'nın ki verildiği tabii alan son hattır. Bir boğaz var orada. Oradan meşhur. Kaybettiği meşhur boğaz var. Gey ve Boğazı. Evet de oranın bir ismi var. Sonra bir yoksa, Tarak mı? Yok yok yok. Bir şeye... Cumhuriyeti kuran elitlerden birisinin de soy ismi galiba o. Neydi abicim onun İleri ismi? Biliyorsun. Hayır. Ali Fuat var orada. Aynen. Ali Fuat. Cebesoy. Ali Fuat diye ilçe Ali var. Ali Fuat orada. Paşa diye bir ilçe var şu anda. Ali Fuat Paşa Ali, diye bir ilçe Fuat, mi o? Ali Fuat diyorlar Paşa. Evet. Ali Fuat Cebesoy'dan geliyor. Evet. Geyve'nin yanındaki ilçe. Tamam. Ya Sakarya'dan orası, çıktıktan orası sonra var. Düşmanın Ankara'ya ulaşması çok kolay. O yüzden o anlamlı yani. Evet. O tahkimatı Sakarya'da yapılıyor olması önemli. Evet. Anlamlı. Ali Fuat'ın kirazı çok güzel oluyor. Ali Fuat Paşa. İşte Ali Fuat deniliyor artık oraya. Kirazı çok güzel oluyor. Geyve'nin... Tabii. Sen Geyve'de film çekmedin mi ya? Hayır. Taraklı ve Göynük. Göynük mü? Geyve değil, Göynük. Göynük. Taraklı Bilecik'e doğru olan yer. Sakarya'nın kıyısında, Sakarya Nehri'nin. Evet, yakın. Kıyısı. Sakarya'ya yakın Taraklı. Doğru. Göynük'e de yakın. Ortada bir yerde. Peki, mevzulara gidelim mi? Girelim, iyi olur. Çabucak girelim. Zaten yarım saatimiz biraz, gitti. Evet, biraz daha az zamanımız var bugün. Bir dakika, her hafta böyle mi olacak Ramazan'da? Ramazan'da böyle olacak. Tabii. Şimdi biz de bilmiyorduk, seyircilerimize de uyarmadık yani. Ama bundan sonra 23.30'da Ramazan boyunca. O yüzden hızlıca konulara girelim diyorum. Bir Zülfü Livaneli'nin akıl dışı bir yazısı var. Oradan lümpen proletarya olarak tanımlıyor AK Parti'ye oy veren kitleyi. Büyük bir aşağılama, enteresan. Çok. Yani hele şu anki ne derler, seçim politikası, seçim siyaseti, PR çalışmaları içerisinde bu yazı enteresan geldi bana. Yani lümpen proletarya gene sınıf özelliği gösteren bir şey. Evet. Ama Zülfü Livaneli'nin burada anlattığı sınıf tamamen tiksinti üzerine kurulu. İşte hırsızlık yapan, işte taciz yapan, işte en aşağılık işleri yapan bir zümre var. Bunlar memleketin %50'sini oluşturuyor. Bak diyor ki abi. Şu anki cumhurbaşkanına da cumhurbaşkanı diyorlar filan gibi böyle saçma sapan bir yazı. Bu halk yığınının Anadolu Müslümanlığıyla, gelenekle, ahlakla, haram helal kavramıyla, merhametle, şefkatle hiçbir ilgisi yoktur. Köyden kente göçle başlayan, ne köylü ne kentli olabilen, bütün değer ölçülerinden kopmuş, vahşi birer yaratık haline gelmiş, talandan yalandan pay kapmaya çalışan, literatürde lumpen proletarya olarak tanımlanmış bir kitledir bu. Ne diyor? Vahşi birer yaratık haline gelmiş. Yani... halk kitlesi yani bu çok büyük bir çoğunluktan bahsediyor burada. Milyonlar için söylüyor bunu. Zülfü Livaneli. Yani onların cumhurbaşkanı saydıkları kişi gitse bile bu sınıf çözülmüyor. Yani cumhurbaşkanının gitmesi yetmiyor. Bu sınıfı da çözmek lazım. Evet. Herhalde eğitmek lazım. Sorun öyle söylüyor. Öyle diyor canım. Tabii. Yani mesele sorun bu diyor. Tabii.
Yani öyle bir kişiden bahsetmiyor. Milyon ne yapmak gerekiyor? Toplama kamplarına falan mı kapatmak gerekiyor? Yani ne ya bu metni yani? Batı'da herhangi bir yani kavrayışı olan herhangi bir aydını okusan sana şunu söyler, der ki bunu yazan faşist mi? Ya faşizmin şeyi gibi işte el kitabı gibi bir şey. Yani bu yargıyı kesinlikle söylerler. Hakikaten nefret eden, tiksinen, aşağılayan bir metin. Yani faşizan bir metin. Ya çok enteresan. Yani faşizm niye bir seçkin ideolojisi? Bu yüzden. Yani şeyden, aşağıdan, alt kültürden, fukaradan, faşizan tepkiler çıkmaz. Faşizm oradan çıkmaz. Yukarıdan gelir faşizm. Bu arkadaş da işte tiksintisini bu şekilde Cumhurbaşkanı üzerinden, ona oy verenler üzerinden dile getiriyor. Çok kötü, talihsiz, berbat bir metin. Bu köşe yazısı galiba değil mi? Ne bu yani? Bilmiyorum. Var, sosyal medyada dolaşıyor. Bu Cumhuriyet'te yazıyor ara sıra. Cumhuriyet gazetesinde. Muhtemelen oradaki yazılardan biridir. Tam bilmiyorum. Diyor ki bu muhafazakar değil diyor bu kesin. Türkiye çarpık ve ahlak ölçülerinden yoksun bir modernleşme sunan yeni bir oluşumdur. Lafı uzatmadan söyleyeyim. Bu kesim hayatta en çok nefret ettiği model, uygarlaşma, kültür, temizlik ve zarafet simgesi Mustafa Kemal Atatürk. Kanıyla canıyla savunduğu lider ise şimdiki Cumhurbaşkanı'dır. Tabii. Diye de devam ediyor. Zülfü Bey. Selahattin Bey ne diyorsunuz? Söylenecek birçok şey var. Kasabalılık tanımı bence doğru. Hı hı. Kasabalılık evet öyle bir şey gerçekten de. Ona itirazım yok. Kasabalılık dediği şey budur gerçekten de. Fakat burada Zülfü Livaneli romanlarını yazarken yaptığı gibi karton karakter ödünç alıyor toplumun içinden. Mesela işte bir hikaye oluşturacaksa diyelim Van'dan bir karakter alıyor. Batı'dan, Doğu'dan, şu ideolojiden, bu ideolojiden. Başı örtülü, başı açık. Bu karton karakterleri bir araya getirip roman yazıyor. Tıpkı orada yaptığı gibi burada da bir şey yapıyor. Burada da kavramları alıyor. Fakat karton kavram diyeceğim ben onlara gene. Şu bakımdan. Mesela burada şimdi kasabalılık dediği şey doğru, gerçek bir şey. Türk toplumu büyük oranda bir yozlaşma dönemindedir şu anda. Buna katılıyorum ben de açıkçası. Niye bu böyle? Bir kasabalılık yaygınlaştı çünkü. Neden böyle oldu? İşte 1950-60'tan itibaren bir şehirleşme hamlesi başladı. Daha doğrusu şöyle. Ama böyle bir sosyolojik analiz değil ki bu. Şimdi bak, tartışalım, konuşalım. Yoksa bu tartışılan şeyler muhafazakarlık, modernleşme doğru ölçüsünde ama konuştuğumuz şöyle şey meseleler. Ama bu bir analiz gibi gelmiyor bana yani. Bu şöyle, küfür ya. Bir bilinçaltı var tabii ki. Bu yazının bir bilinçaltı var. O bilinçaltını okuruz. Ama katıldığım kısmı öncelikle şeklen, şema olarak katıldığım kısmı söylemek isterim. Benim hep tekrarladığım bir şey bu. Cumhuriyet kurulurken Türkiye'de bu toplumun %15'i şehirliydi, %85'i köylüydü. Tamam. Şu anda tam tersi. %15'i köylü, %85'i şehirli. Fakat biz bunu sosyolojik kavramlar olarak söylüyoruz sadece. İçini açıp baktığında bu %85 gerçekten şehirli mi? Hayır değil. Kasabalı aslında. Şehirli çok az bunun içinde. Çok çok az. Siyasetin bu kadar sert gidiyor olması Türkiye'de, ideolojik kamplaşmaların ikide bir hırgüre dönüşmesi, efendim Türkiye'de kurumların bir türlü oturmaması, değerlerin oturmaması, hatta yasaların bile oturmaması filan hep buna dayanıyor. Buna şey de diyorlar, dinamik bir toplum da diyorlar. Ama Selahattin bu bir siyasi okuma yapıyor bu yazıyla. Tabii onu söyleyeceğim şimdi. Yani ben o sosyolojik dönüşüm tamam tabii, eyvallah. Tabii onu söyleyeceğim aynen öyle şimdi. Ama yani onun estetiğini de aşağılıyor, arabesk olarak aşağılıyor mesela. Tabii. Doğru ama şöyle, arabesktir hakikaten bu. Bir arabesk şey vardır yani burada. Bir gerçek yani, arabesk müziği dediğimiz şey bir gerçek. Bunu inkar edemeyiz bence.
bir kere şunu yapmak lazım. Ama değersizlik de itham ediyor. Yani tabii doğru. Yani tabii, değer tabii. Üreten sınıf bellidir. Ama bir de aşağıladığı bu kesimin, lumpen proletaryo olarak gördüğü bu kesimin irfani boyutu var. Ne kadar kasabalı olursa olsun, ne kadar köylü olursa olsun. Mesela şiddet diyor. Şiddeti atfediyor bu sınıfa. Hayır. Tam tersi. Yani istatistikler başka şey söylüyor. Kentli, okumuş, ekonomik olarak yırtmış kesimler şiddeti daha çok meyyal. Mesela? Daha çok kadın dövüyor. Yani bunu ya trafiğe çıkıyorsun. Trafikte daha rahat görürsün. Ben ne kadar böyle yanlış hareket yapan, saldırgan, tavır sergileyen kişi gördüysem, işte beyaz yakalı tanımlamasına sokacağımız insanlarla karşılaşıyorum. Kasabalı işte o. İşte kasaba ama yani. O kasabalı ama. İşte bu bana kalırsa siyaset kasabalı. Okumaya müsait bir şey değil bu. Tabii. Belki de CHP'ye oy veriyor, ne yapacak şöyle. Şöyle. Büyük ihtimal veriyordur. Bu çok orada söyleyeceğim çok şey değil. Ezber bir şablon. Şöyle tabii bence ki. Yani. Kasabalı derken benim kasabalı tanımımla onunki bir değil. Ama kümülatif olarak, oran olarak telaffuz etmemiz gerekirse Türk toplumu bugün kasabalı bir toplumdur. Şehirli bir toplum değildir, köylü bir toplum değildir maalesef. Ben ikisinin de kıymetli olduğunu düşünüyorum çünkü o yüzden söylüyorum. Yani şehirli bir toplumun oturmuş değerleri vardır, üretmektedir. İşi gücü vardır, arsız değildir, devletten, ranttan, oradan buradan bir beklenti içinde değildir o kadar fazla. Hayatını bağlamamıştır ona yani. Göbek bağı kesiktir devletten, şehirlinin. Anlatabiliyor muyum? Köylü zaten kesik olması mübarek gerekir bir toplum. Ama değil işte. Tabii, değil olmasının sebebi kasabalılık bence, onu söylemeye çalışıyorum. Kasabalı bir toplum, Türk toplumu. Köylü. O zaten üretiyor. Kendisi zaten üreten bir şey köylü, kesim, unsur. Dolayısıyla üreten bir unsur olarak kendi değerleri var, oturmuş yaşam şekli var. Mübarek bir unsur yani özetlemek gerekirse. Problem kasabalılıkta. Değer keşmekeşi orada var, şiddet orada var, şu var, bu var, bu var, bu var. Fakat bu abimiz Zülfü Livaneli şunu söylüyor, diyor ki bu kasabalılar diyor belli bir siyasi görüşe mensup diyor. Burada yanılıyor. Hayır, belli bir siyasi görüşe mensup falan değil. Bunlar bütün siyasi görüşlere neredeyse eşit dağılmış kasabalılar. Öyle. Yani şunu söyleyeyim sana, bir adamın rantiyeci, dedesi rantiyecidir, bir tanesinin abisidir. Fark bu kadardır. Rantiyeci abisi olan AK Partilidir, rantiyeci dedesi olan CHP'lidir. Aradaki fark budur. Başka bir fark göremiyorum, yoktur bu bakımdan. Yani soğuk, mesafeli bir bakışla baktığımızda sanatçı, romancı, edebiyatçı olmamıza falan hiç gerek yok. Yani soğuk bir gözlemle baktığımızda bu böyledir. Size bir şey söyleyeceğim. Boğaziçi Mehtapları. Geçen okudum ben maalesef, çok geç okudum o kitabı. Yazarını söyle. Abdülhak Şinasi Hisar. Abdülhak Şinasi Hisar. Evet. Programda. Abdülhak Şinasi Hisar bizim Proust'umuz diyorlar değil mi? Abdülhak Şinasi Hisar. Hakikaten de o Boğaziçi mehtaplarını nasıl anlatmış? Nasıl masalsı bir şey? Olağanüstü bir kitap. Bu arada Batı dillerinde yayınlansa büyük bir egzotizm merakını tatmin edecek ve büyük sansasyon olacak yani Batı'da o kitap. Ya da mesela 19. yüzyılda falan yayınlansaydı Batı dillerinde Gerard de Nerval'in filan kitabını bayağı sollardı hemen diye düşünüyorum. Müthiş bir şey. Boğaziçi medeniyeti dediği şeyi uzun uzun anlatıyor. Tamam mı? Şimdi bu meseleye bağlayacağım, anlatacağım şeyi. Şimdi orada gecenin bir saati mehtaba çıkıyorlar, tamam mı? Furkan, burası çok 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 önemli. Böyle gözden kaçıyor bu. Şimdi hatta Ot dergisinde gördüm. Murat Menteş şey yapıyor. Bu sayısında gördüm. Murat Menteş söyleşim yapıyor. Ya evet, Abdülhak Şinasi Hisar'la söyleşi yapıyor. Birlikte geziyorlar yani, o çizgi roman şeklinde olmuş. Hoş bir şey, güzel bir şey. Orada da dikkatimi çekti. Tekrar hatırladım kitaptaki bu bölümü. Şimdi bölüm şu. Kayıklar gecenin bir saati yalılardan çıkıyorlar, mehtaba doğru gidiyorlar. İşte diyelim ki Kuzguncuğa doğru ya da Çengelköy'e doğru ya da Anadolu Hisarı'na doğru gidiyorlar. Belli bir yerde toplanıyorlar, orada bir fasıl, müzik oluyor. Bunu uzun anlatıyor işte, bildiğimiz
üslubuyla anlatıyor üstad. Fakat diyor bazen biz şimdi müzikli işret alemi var. Öyle ya, içki var, şu var, bu var, bu biliniyor filan. Bazı yalılardan diyor, bazı koyu dindarlar, koyu dindar amcalar diyor, yalılarının balkonlarına çıkıp bize böyle ters ters bakarlardı diyor. Bu kafilelere diyor. Anlıyor musun? Şimdi, burada şöyle bir şey var. Bu çok ilginç. Kitap sadece bu an için okunulabilirdi. Çünkü bir sürü derdi anlatan bir nokta burası. Şimdi, güzel. Bir kere burada bir şey var, yobazlık var, kabul ediyorum onu. Müzik dinleyecekler gençler, kadınlar, şunlar bunlar filan. Sen niye ters ters bakıyorsun? Eyvallah. Katılıyorum buna. Bu kısmına katılıyorum. Fakat benim daha dikkatimi çeken sınıfsal bir mesele. Şu anda o yalısının balkonuna çıkan entarili diye tarif ediyor onu. Başı takkeli, entarili, uzun sakallı amcalar diye. O dönemin gazetelerinde de karikatürlerde böyle çizilir zaten. Fakat şimdi benim sormak istediğim soru şu. Abdülhak Şinasi Hisar'a bunu sorsak muhtemelen çok şaşıracak. O adam nerede şu anda? O yalı kimin? O yalı şu anda kimin o yalılar? O adam nerede? O yalılardan birinde şu anda Zülfü Livaneli'nin kendisi oturuyor. Bu kadar. Mesele bu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu. Şimdi o yalıda oturan o diyelim ki ham yobaz Necip Fazıl'ın Necip Fazıl'ın dediği gibi. Değil mi? Adamcağız diyelim ki. Güzel. Fakat o belli bir anlayışın şehirlisi zaten gene de. O haline rağmen. Anlatabiliyor muyum? Fakat o yalıdan onu aydın, ilerici, şu zart zart olacağım diye kovup oraya yerleşen sen kasabalısın. CHP'ye değil, istersen Fransız Komünist Partisi'ne üye ol. Bunun tabii hiç işte, farkı bu, yok. Yani... Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu kavramları sınıfsal olarak yerli yerine oturttuğumuzda tartışmayı baştan itibaren yeniden yapmamız gerekecek. Abi, baştan itibaren yapalım ve şunu söyleyelim bu arkadaşa, pardon Furkan. Şimdi bu ülkede, bu topraklarda değer üreten bir sınıf vardı, bir aristokrasi vardı. Şimdi bu aristokrasi nerede şimdi? Bunun cevabını bu kasabalı arkadaşların vermesi gerekiyor. Tabii ki. Bunun cevabı 1923'te sistemi kuran adamlarda. Çünkü yani tasfiye edilen şey sadece bir yönetim modeli, imparatorluk falan değil. Hayır değil canım. İyi kötü saray ve çevresinde oluşmuş ve sadece değer üreten bir sınıf, bir aristokrasi de tabii sistemle birlikte tasfiye edildi. Elbette. Yurt dışına gönderildi. Evet. Ve onların boşalttığı alanlara bürokrat kökenli işte yeni sınıflar oturdu. Bir de şöyle bir şey, benim hep söylediğim arkadaş, şeydir. Reddi miras ettiğiniz sadece üst yapı kurumları. Yani diyelim ki Osmanlı'nın üst yapı kurumlarını reddi miras ediyorsunuz. Peki altyapı kurumlarını neden reddi miras etmediniz? Yani arazileri, o yalıları değil mi? O yobaz adamın balkonundaki yobaz adamın yalısı nerede şu anda? Adam nerede? Onu kıra sürdünüz. Şimdi adamı kırdan torununun torunu diyelim ki. Şimdi yavaş yavaş şehire eklemlenmeye çalışıyor. Öyle ya, kendi vatanı burası. Nereye gidecek başka? Dedesi orada ölmüş. İşte dedesinin kardeşi Hicaz'da. Öbürü Kafkas cephesinde. Öbürü bilmem nerede. Bu vatanın çocuğu yani o. Bu toprakların çocuğu. Ve sen adamın kıra sürdüğün şeyi, atalarının şeyinden yavaş yavaş dedelerinin yaşadığı şehire eklemlenmeye çalışıyor. Elbette ki orada bize ya da Chopin dinleyecek hali yok. Arabesk dinleyecek yani. Sen bir kere bu adamı içeriden anlamalısın, dinlemelisin. Abi öyle bir şey mümkün değil. İçeriden anlaması da mümkün değil. Bir kere Kemal Tahir, İdris Küçükömer bu adamlar senelerce neyle uğraştılar? Batıdaki sınıfsal yapıyı buraya uydurmaya çalışmaktan kaynaklanıyor bizim aydınımızın toplum karşısındaki çaresizliği. Bu bir çaresizlik metni. Bildiğin düz çaresizlik metni. Toplum böyle analiz edilmez. Şimdi batıdaki burjuvazi, proletarya, lümpen diyerek
yani lümpen ekiyle farklı bir yere oturttuğunu düşündüğü bütün o kavramların bir üretimsel karşılığı var. Bu 70'lerde çok ciddi derecede bu ülkede tartışıldı. Bir irtifa kaybı var. Selahattin abi 70'lerde bu adamlar bu meseleleri lümpen tartıştılar. Lümpen bile olsa proletarya o. Tamam. Yani bu meseleleri tartıştılar. Üretim biçimlerini tartıştılar. Batıdaki sınıf modellerini tartıştılar. Türkiye'deki karşılıklarını tartıştılar. Bunlar evet. Yüksek seviyede tartışıldı bu tamam. Ülkede. Ciddi tartışmalar döndü. Ki biz oradan buraya nasıl geldik? Nasıl geldik yani? Hala mı oradayız? Yani şunu 70'lerde ne bileyim Sencer Divitçioğlu'yla, İdris Küçükömer'le, Hikmet Kıvılcımlı'yla falan konuşsan, şunları söylesen ne gülerler derler sana? Gülerler yani. Dalga geçerler. Doğru, yani lumpen proletarya tabir edilen, diyelim ki ille bir tanımlama yapacaksak. Liverpool'un kırsalları burası yani. Hani. Batı'dan bu kavramları ödünç alıp şey yapalım, tanımlayalım. Doğru. Böyle bir kesim var. Ama bunlar da kendi içinde dindar özellikleri olan, laik özellikler gösteren biçiminde de ikiye ayrılıyor. Yani laik özellikler gösteren lumpen proletarya, yani şehirli olamamış, köylüde kalmamış, işte böyle amorf bir yapı. Bunlar Zülfü Livaneli dinliyorlar. Zülfü Livaneli'nin yazdığı kitapları tüketiyorlar. Yani herkes işte dindar efendim sadece bir siyaset doğrultusunda kendisini gerçekleştirmiyor. Yani bir defa bunları bir tanı bakalım. Sen bu ülkenin aydınısın. Bu ülkede gazetecilik yaptın. Heykelin dikildi. İşte çok ünlü bir adamsın. Yani böyle bir genelleme içine insanları, dindar özellikler gösteren insanları bir genelleme içine hapsetmek, bunun üzerine bir siyaset okuması yapmak ayıptır bir defa ya, ayıptır. Komiktir yani. Türk toplumu böyle değil ki. Abi Türk toplumu hiçbir siyasi partinin tanımlayabileceği ya da kimlik verebileceği bir toplum değil. Bu çok basit bir şey. Yani kırsal senin kasabalı dediğin ya da artık ne denirse halk partileri meşhurdur. 50'lerin, 60'ların. Yani o da bir tanımlama şey değildir. Kırsal dediğin şey şu. Bir kere sen cumhuriyet, bismillah dediğinde başkentini kırsala kurmuşsun. Ankara, İstanbul'un yanında şehir mi yani? Tabii. Bir kere kasabaya kurmuşsun. Tabii. Yani kasabadan başlamışsın ve aynen bunu sen sublime etmişsin, yüceltmişsin. Belki evet sorun, burası taşradır bak, ama sorun, yüce bir taşradır demişsin. Ona uygun bir halk kültürü şeyi, süblimasyonu geliştirmişsin. Dadaloğlu demişsin, nitekim kendisi de söylüyor burada. Efendim Yunus Emre demişsin. Aşık Veysel resmi Ozan'ın olmuş senin. Anlatabiliyor muyum? Bunu ne için yaptığın çok ortada. Kasabada olsa bile biz yüce bir fikir, değil mi? Bu yüce fikir ne? Kaynaşmış kitle. Doğru mu? Kaynaşmış kitlenin kaynaşmış olmadığı çok belliydi. O zaman da belliydi zaten. Kaynaşmayacağı da belliydi. Fakat umde olarak, eskilerin dediği gibi, bir umde olarak, bir fikir, bir ideal olarak kaynaşmış olacaktı başlangıçta bu kitleler. Fakat neden olmadı sonra? Herkes sınıfsal siperlerini geri çekildi. Şunun için olmadı bence. Yani sofistike bir şey söylemek gerekirse, mesela Fikret Başkaya gibi sosyalistler değil, Zülfü Livaneli gibi sosyalistlerin borusu öttüğü için olmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani kimlik üzerinden yürüyen solculuk ve sosyalizm Türkiye'de Batı'nın bir kültür ajanına dönüştü ve çok tahkim edildi, güçlendi. Bugün Venedik'te birkaç gün önce şey oldu, Türk pavyonunun açılışı oldu. Venedik Bienali'nde pavyonun sponsoru Eczacıbaşı Koç, açan Koç, Koç'un CEO'su efendim, Batı'yla iyi ilişkiler içinde olmamız gerekir diyen Koç'un CEO'su, her şey çok güzel olacak diyen Koç'un CEO'su Tofaş'ın diyebilir bu arada, hiçbir şeyim yok, beis yok. Tofaş'ın CEO'su Koç yani, Tofaş'ın CEO'su. Efendim, fakat bir şey söyleyeyim. Koç dediğimiz aile Ankara'da Cumhuriyet kurulduğunda hepimizin emekleriyle büyük koç oldu. Hepimizin koçu oldu. Doğru mu? Yani Cumhuriyet'le birlikte yükselen, büyüyen bir aile Koç. Ve bugün
Hep söylüyorum, gezi sırasında da söylemiştim. Yani seçimle iş başına gelmiş, saraydır, şudur, budur diye dilinize doluyorsunuz. Seçimle iş başına gelmemiş ama Cumhuriyet kurulurken yalın ayak, başı kabak, insanların emekleriyle yükselmiş, büyümüş Koç ailesinin Nakkaştepe'de, Boğaz'ın bir tarafında kocaman bir dağ, tepe, bu Koç ailesinin ve bunlar seçimle değişmiyor. Yani o İstanbul'un en güzel tepesinin üstünde Koç ailesinin bayrağı var, doğru mu? Ve burası seçimle el değiştirmiyor. Bunu sorgulayan bir sosyalist yok mu bu memlekette? Olmuş bunu mu? Sorgulayan sosyalist. Hayır, olmamış. Var. Tam tersine o Nakkaştepe'nin CEO'suyla birlikte Biennale'in, Venedik'teki Biennale'in açılışını yapıp Batı'ya selam gönderiyorsun. Şimdi bu isimler kalmış sadece bence Türkiye'de. İdeolojilerin isimleri kalmış. İçerikleri kimyevi tepkimelere sokularak tamamen değiştirilmiş. Tamamen onların, değiştirilmiş. Onların yani özendirilmesine ben bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Yani nelerin şöyle, özendirmesine? Devletin işte bu aileleri, bir takım aileleri... Hayır, başka bir şey yapamazdı zaten. Bunu başka bir şey yapamazdı zaten. Zorundaydı. Ama bir şey söyleyeyim. Ben Vehbi Koç'un... Senin söylemek istediğin bunun bir iktidar türü olduğunu... Hayır efendim. Yani, ben söyleyeyim. Hayır, bu bir iktidar ilişkisi değil tabii mi? Tabii ki. Ben yani... size söyleyeyim. Ben Vehbi Koç'un sesini duydum, dinledim. Hatta ben neredeyse çocuktum Ankara'da. Üniversite birinci sınıfa başladığımda Koç yaşıyordu, Vehbi Koç galiba. Tabii Hacı Bayram yani, Camii'nin yani önünde görmüştüm kendisini. İşte gösteriyorlardı bu Vehbi Koç diye falan. Ve mesela şimdi açın internetten dinleyin. Şimdi bak Selahattin. Adam bir Orta Anadolu şivesi vardır şivesinde yani hafif. Anlatabiliyor muyum? Hiç Finlandiyalı falan değildir o adam. Anlatabiliyor muyum? Nasıl olmasını beklersin ki zaten? Bu topraklardan temayüz etmiş, yükselmiş. Elbette ki her rejimin bir zengin sınıfına, bir sermayeye ihtiyacı var. Elbette var. Tabii ki. İyi kötü hala bak, üretim sorun ekonomisini o yapıyor bu memlekette binlerce insan. Çok özür dilerim Ahmet abi. Elbette öyle. Fakat abicim doğrudan siyasi tavır alamazsın. Sen neredeyse bir milli servetsin yani. Anlatabiliyor muyum? Doğrudan siyasi tavır alamazsın bir. İki, bu topraklara tamamen yabancı her defasında kültürün, sanatın altını çizemezsin. Sponsoru olamazsın. Bak rahmetli Atilla İlhan derdi ki işte bizim bir burjuvaziye ihtiyacımız var, doğru. Bir sermaye sınıfına da ihtiyacımız var, doğru. Devlet bunları özendirmiştir de bir takım aileleri ya da girişimci gücü olan insanları destekleyerek işte onları işte bir şekilde böyle bir sermaye sahibi kılmıştır. Bunlar doğru. Ama bizdeki burjuvazi, daha doğrusu bizdeki şey komprador karakterli. Komprador ha, meselesi işte. Mesele bu. Mesele bu. Tabii. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ha, bunu aşamadık. Tabii. Bir de şimdi bu yazının en iyi kültür ajanımız biz oluruz diyor adam. Bak yani bu yazının bir hıncı var. Bu yazının hıncı şu. Mesela ben Kasabalı'yı nerede gördüm, nerede tanıdım? Rahmetli Tarık Buğra'nın Dönemeç'te diye bir romanı var. Bir kasaba ölçeğinde Türkiye'nin bir dönemindeki değişimi anlatıyor. İşte tek partili hayattan çok partili hayata geçilmiş. Bunu kasaba ölçeğinde izliyor. Ve orada Fakir Halit diye bir tip var. Fakir Halit değişime ayak uyduran, işte o dönemde hükümetin yapmaya çalıştığı, o da şeyi hem o dönemde hükümet iç göçü de özendiriyor. İnsanların işte müteşebbis insanların önünü de açıyor. Şimdi Fakir Halit de biz kasabalı insanının değişime nasıl adapte olduğunu izliyoruz. Bu arkadaşın bir hıncı var. Türkiye'de üç ana kalkınma dönemi var. Bir, işte tek partili hayattan çok partili hayata geçtiğimiz 50'li yıllar. İki, Demirel Özal, Demirel'in buçuk, Özal'ın tam olarak gerçekleştirdiği 80'li yıllardaki atılım dönemi. Üç, Erdoğan dönemindeki atılım dönemi. Ya bu üç dönemde Türkiye'de çok şey değişti. Türkiye bir yerden bir yere geldi. İşte modernleşti. İşte batıya yaklaştı. Bunu bu arkadaşın aşağıladığı zümreler eliyle yaptı. Doğru. Yani onların iktidarıyla yaptı. Şimdi buradaki şey problem, bu arkadaş nezdinde problem,
şu. Şimdi bunlar sınayı kalkınmanın karşısına kültürel kalkınmayı koymuş adamlar. Yani sınayı kalkınmayı eleyerek işte direkt insanları, diyelim ki Mozart'ı sevdirirsen, işte Chopin'i sevdirirsen bu işin olacağına inanmış adamlar. Yani böyle bir hınçtan bakıyor bu evet, arkadaş. İşte kimlik sosyolojisi dediğim şey, kimlik siyaseti yani dediğim şey. Yani o kasabalı şeyi de bunun yani lumpen proleteri okuması da yanlış bir okuma. Böyle değil. Evet. Burada anlattığı gibi evet. Değil. Doğru. Fakat bu saydığın üç dönemde de kültürel yozlaşmanın şeyleri var. O yani nakıstır. Yani orası yani bu ıskalanmıştır doğru. Evet. Ama kültürel, Türkiye'yi bir yerden bir yere getiren da, de evet, orada da orada ekonomik da, olarak bir yerden bir yere getiren de bu adamlardır. Doğru. Bakılmasın. Doğru tam yeri geldi onu da teslim etmek lazım. Bu üç dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde dahil olmak üzere kültürel kalkınmanın karşısına da gerçekten şey konmuştur. Onu da itiraf edelim ve söyleyelim yani. Sınai kalkınma, memleket kalkınması konmuştur. Ben bu hayıflanmaya çok katılmıyorum. Kültürel yozlaşma hayıflanmasına. Neden katılmıyorum? Bu sınai kalkınma gibi doğrudan devlet eliyle ya da iktidar eliyle olabilecek bir şey değil zaten. Böyle bir sınai kalkınma mı? Hayır, sınai kalkınmanın karşısında hani sınai ama kalkınma. Devlet tabii müdahale etmek zorunda hissediyor kendisi. Elbette. Var, hayır, endüstriyel olarak var. Yapılabilecek çok şey var. Hayır. Furkan, eğer öyle dersen işin önünü kapatırsın. Sonra da yapılma imkanı. Bak ben öyle bir şey söylemiyorum. İşin endüstriyel kısmını konuşmak lazım. Sayın fakat Çalışkan, siz çok konuştunuz. Müsaade edin, sözümü bitireyim. Ben seni dinledim. Sayın Çalışkan. Sayın Ahmet Bey, müdahale edin lütfen. Hayır, Ahmet Bey biraz önce söyledi işte. Nasıl oluyor yani? Acayip tempo hayır, dönüyor değil mi o tartışma programı? Ben hiç öyle bir ortamda bulunmadım. Ben o adam değilim abi. Yani. Sayın Çalışkan. Ben dinlerim, konuşurum sonra. Abi bu kültür endüstrisi kavramı çok yanlış. Sayın Çalışkan diye. Ya bir de bir şey söyleyeceğim Selahattin. Selahattin Bey lütfen neden böyle yapıyorsunuz? İşte tarihten referanslar getirerek işte Batı'da şöyle oldu işte kavramlar işte Boğaziçi mehtapları bilmem ne falan. Bu yazıyı tartışıyoruz. Bu yazının hak ettiği tek şey bir savcının bu adama dava açması ya. Nefret suçu tepeden tırnağa ayıp bir yazı bu ya. Açmasın abi. Ya mesela Allah yani. Allah. Mesela açsın niye açmasın? Açsın yani. Niye açmasın abi? Yok bence açmasın. Nasıl bu ne? Herkesin böyle kepazelik olmaz ya. Yok bence bu adam roman yazıyor. Şöyle. Yazıklar olsun. Ben bir şey söyleyeyim. Saçmalamış. Ya nefret suçu var. Saçmalamış ama saçmalama özgürlüğü olsun. Selahattin Bey lütfen öyle demeyin. Ne var? Bir dakika sizi şey yapalım. Alalım dışarı isterseniz. Çok sinirli görünüyorsun. Sınıfsal ağır bir konuşuyorsun. Nefret bu. Hayır şöyle. Olmaz bu kadar bence, ya. Bence Ahmet abi. Bence şeyi ne kadar kötü olursa olsun kötü bir yazar gerçekten Zülfü Livaneli beni bağışlasın. Bu adam roman yazıyor roman yazar. Ayıptır evet, ya. Evet kötü bir romancı ayrıca. Fakat şunu söyleyeyim savcılar eleştirmesin metinleri lütfen. Yazarlar ve şeyler muadiller. Eleştirsin. Ben o zaman senin müsaade etmediğin konuma dönmek istiyorum. Buyurunuz. Ben bu meselenin tartışmanın tamamen yanlış düzlemde yapıldığını düşünüyorum. Neden? Sınai kalkınma. Yani siyasetin iktidarın birinci konusu olan propagandasında da ne bileyim söyleminde de yekünü temsil eden sınai kalkınmanın karşısına kültürel kalkınma konmaz. Bunlar aynı enstrümanlarla olabilen işler i̇şte değil. Bu adamlar koydular. Tabii eyvallah. Ortaya çıkan sonuç bu. Şimdi aynı şeyi yapıp aynı sonucu beklemememiz gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum yani devletin kültürel sübvansiyonu olur. Tabii. Olsun olmaz zaten. Dünyanın her yerinde olur. Hatta artık bunun çok ötesinde devlet artık bunu devlet değilmiş gibi yapıyor. Birçok ülkede tabii böyle. Ki. Zaten öyle şimdi, olması gerekir. Ben bu meselenin biraz o taraflardan konuşulmasından yanayım. Yani tamam. Şimdi devlet değilmiş gibi yapmak şudur abi. Dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin üniversite ve açık toplum dedikleri o vakıf ve fonlar aracılığıyla finanse ettikleri bir kültürel endüstri var. Döndürdükleri bir çark var. Bu çok büyük bir iktidar ilişkisidir. Bu doğru. Asla seçimle, halkın beğenisiyle, tercihleriyle falan şekillenen bir şey değildir. Halkı şekillendiren bir şeydir. Asıl iktidar sanatçının endüstriyle kurduğu asıl iktidar şeyi budur. Tamam. Bu sanatçı derken işin içine magazinsel figürleri de katabilirsin, ciddi yazarları da katabilirsin.
İkisinin de patronu aynıdır. Eğer o patronaja giriyorsa. O her şey çok güzel olacak etiketi kendiliğinden olmuş bir şey değildir. Bu bir endüstriyel meseledir. Tabii ki. Bunun siyasetle, sivillikle, uzaktan yakından alakası yoktur. Şimdi Türkiye'de biz bu meseleleri buradan konuşamıyoruz. Yani bu meselenin buradan konuşulmasına birileri izin vermiyor. Bizzat kendi arkadaşlarımız, dostlarımız izin vermiyor. Bu devlet sanatçıya sahip çıksın, ona imkan açsın, yok, para versin. Ben. Bu yani şey bu tartışma ama onlar bu tartışmayı hayır, bu tarafa getiriyorlar. Öyle bir şey yani, demiyorum ben. Sen diyorsun demiyorum. Ben sanatçı iftarlarının davetli listesinin değiştirilmesiyle hiçbir yol alınamayacağını düşünüyorum aynı zamanda. yani Sedat sanatçı iftarlarıyla yerine, da bir şey olmaz da. Evet. İsim anmıyorum ama kültürel kalkınma böyle bir şey değil. Bunların tahayyülündeki kültürel kalkınma şuydu. Yok. Biz bunu 28 değiştirdim. Şubat'ta gördük. Dediler ki Van'a moda merkezi kuralım. İşte Şırnak'a bale okulu. İşte Şanlıurfa'ya da bilmem fuar tam merkezi falan gibi. Bu yani. Şimdi bunu tam rahmetli Oktay Sinan orada kalktı. Avazı çıktı kadar bağırdı yani bunun karşısında. Böyle saçmalık olur mu? Yani bir iktidarı, halkın seçtiği bir iktidarı indirerek işte bunu yapacaklar. Evet. Bu şekilde bu böylelikle halkı kültürel olarak kalkındıracaklar bu. Yani devletin yapmak istediği şey bunlardı. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi 1923 İzmir İktisat Kongresi değil mi? Hı hı. Bu kongrenin sonuç kararları, bildirgesi, sonuç bildirgesine göre ne yapacaktık? Yabancı tam işte sermaye... aileler İzmir İktisat Kongresi kararının sonuçlarına göre özendirildiler. İşte evet, tabii tam onu söylüyorum ben de. Fakat aynı zamanda ne olacaktı? Bu aileler batılı, Avrupalı paydaşlarıyla tanıştırılıp batılı akraba olacaklardı. Gösterecekler. Tabii, hayır bir de örnek yabancı sermayeyi de davet getirecek ettik. Evet, bu Mustafa Kemal Aynen konuşmasında bu var. Yani yabancı sermayeye açığız. Gelsinler Türkiye'ye. Başka çare yok zaten. Hiçbir şey yok. Peki geldiler de şimdi mesela muhafazakarları şöyle eleştiriyorlardı. Batının tekniğini alalım ahlakını almayalım der muhafazakarlar. Bu saçmalıktır derlerdi. Doğrudur. Tabii ki öyledir. Batının tekniğini aldı. Ahlakı gelir oysa. Batının tekniğini nasıl alacaksın? Ama Türkiye gazetesi mantığı. Deriz ya hani Batı'nın tekniğini aldık ahlakını öyle bir şey yok ki. Teknik aletin içinde zaten yani. Aynen. Sen onu aleti tekniği aldığın an ahlak gelir. Tekniği aldığın an ahlak gelir. Şimdi Türkiye'de olan şey şu. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nin sonuçlarına göre biz yabancı sermayeyi Türkiye'ye davet ettik mi? Ettik. Peki bugün adına Atatürk devrimleri dediğimiz tedbirleri aldık mı? Aldık. Kılık kıyafetten, şundan bundan, işte alfabeden şuraya kadar filan. Bu tedbirler sonuç olarak ne anlama geliyor? Bu sermayenin Türkiye'ye daha kolay gelmesini sağlıyor. Doğru mu? Çünkü bunlar Avrupa ile uyum içindeki üst yapı tedbirleri, değişimleri. Bazıları çok sert, bazıları halkın canını yakmış filan. Bu tedbirler alındı, sert biçimde. Ve Avrupa'dan buraya gelecek olan sermayenin önü açıldı. Peki... Peki 1970'te büyük bir refleks, çaresiz bir ne demek lazım ona, savunmacılık içinde içine kapanmış bir muhafazakar kasabalı diyelim ki akıl erdirmeye çalışıyor. Tekniğini alalım ahlakını almayalım bari filan demeye çalışıyor çaresiz biçimde. Ama sen 1923'ten itibaren sermayeyi almışsın, ahlakını almayacağını düşünmüşsün, hayır ahlakını da almışsın. Sermaye ahlakıyla birlikte gelmiş buraya. Ve geldikten sonra şu olmuş bana kalırsa. Bu mesele bence 1923'te de başlamadı. Bu tabii arada. Ki. Tabii ki başlamadı. Ama şimdi yazısını Mustafa Kemal'in aydınlığını savunan kitleler birleşene ve bilmem ne yapana kadar diyor ya. Onun için söylüyorum bunu. Onun için söylüyorum. Sen Türkiye'nin bütün imkanlarını batıya açmışsın. Çaremiz yoktu. Elbette tamam eyvallah. Fakat adını koyalım, tespit edelim bunu. Açtın, sermaye Türkiye'ye akmaya başladı, gelmeye başladı diyelim ki akraba olduk Avrupa sermayesiyle, akraba olduk. Güzel, fakat ahlakını da almak zorundaydık, aldık. Peki, şu, sen burada lümpen dediğin, işte proleter dediğin adamın hakkını savunacaksın solcu olmak için kardeşim, tamam? Dolayısıyla tam Batı kültürünün, Batı sermayesinin... Zülfü Livaneli diyor ki, ahlakını alamadık diyor.
Ben de diyorum tabii, ki tabii, aldık, ahlakı aldığımız için ben sen de aldığımızı düşünüyorum. Ben de aldığımızı düşünüyorum. Ha. Şimdi onun için diyorum ki Biennale'in, Venedik Biennale'ndeki Türk pavyonunun açılışını en büyük sermaye grubumuzun CEO'su, genel müdürü yapmak zorunda. Çünkü sermaye şeyi, bileşenleri zaten öyle. Anlatabiliyor muyum? Daha nasıl anlatılır bilmiyorum bu. Bu burası bence Türkiye'de bütün ideolojilerin, kimliklerin, siyasetin, şeyin koptuğu yer. Yani pandemimin koptuğu yer. Nokta burası. Şimdi neden sosyalizm denendi Türkiye'de ama çabucak batıcı bir solculuğa, kimlik solculuğuna evrildi Türkiye'de? Başka türlü olamazdı. Sermaye lazımdı çünkü. O sermaye sentetik, sahte, yalan bir solcu kimlik üzerinden ancak Türkiye'ye gelebilir. Yani Türkiye'de solculuk neden? Türk kültürünün derinliklerinden, İslam kültürünün birikimlerinin, irfanının, uygarlık anlayışının birikimlerinden kaçmakla kaim. Sadece uzaklaşmakla kaim. Böyle bir solculuk var Türkiye'de şu anda. Abi sihirli bir kavram var. O kadar sert bir şey ki bu kimlik ki. Adam mesela Ekrem İmamoğlu Bey, efendim belediye başkan adayımız şu anda. Eyüp Camii'nde uzun uzun Kur'an tilaveti var. Yasin-i Şerif okuyor. Ona rağmen karşı çıktıkları bu şeye rağmen onu görmezden gelip başka kimlikle onu tahkim ediyorlar, dolduruyorlar birdenbire içini. O kadar baskın biçimde dolduruyorlar ki artık yani eğer kendisi çok hazırlıklı değilse ha tamam demek ki kimliğimiz buymuş gibi konuşmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Merkezi kültür bu. Ve bu kimlik solculuğu ve bunun şeyi gerçeği batıcılık. Genetiğini ayırdığımızda şöyle preparatın içine buradan bir damla kanını alıp koyduğumuzda incelediğimizde bu batıcılık. Her şekilde emperyalizm, kültür emperyalizmi, Bauman'ın... her şekilde batıcılık, her şekilde komprador batıcılığı bir de üstelik akışkan bu. Modernite dediği şey var ya, tam bu işte. Kimliklerin bir pelerin gibi omuzlardan döküldüğü bir modern, evet, insan tanımı. Tamam. Yani ne lehine bu, dökülüyor ama işte. Ne lehine yani, dökülüyor? Çok rahatlıkla. Sermaye piyasasının lehine dökülüyor. Her türlü kimlik aynı bünyede bir arada bulunabilir. Yani bu artık sadece Türkiye siyasetiyle ya da Türkiye gerçekliğiyle alakalı bir şey değil. Bu insan tipi yapıldı. Bu insan tipi üretildi tabii, yani. Tabii. Biz bununla şu anda yüzleşiyoruz. Tamam, yani, hibrit bir şey yapıldı. Yani her şey yerinden oynatıldı bana kalırsa. Öyle oldu. Her şey her yerde. Evet. Dönemi başladı. Füzyon yani. Mutfak gibi, füzyon, evet, mutfak gibi. Yani işte Hindistan'dan bir lezzet alıyorsun, Güney Amerika'dan bir lezzet alıyorsun, başka bir yerden bir şey alıyorsun. Bir isim koyuyorsun ona, marka yazıyorsun, R işareti yapıp onu da halka içine alıyorsun. Ve şeye başlıyorsun artık. Yemek yapmaya başlamıyorsun. Propagandaya ve reklama başlıyorsun. Bu çağdaş durumumuz. Kimlikler de bu şekilde oluyor. Fakat Hindistan'daki bir yemeğin, Hindistan'ın diyelim ki Yeni Delhi'deki, Bombay'daki, Karachi'deki ya da Pakistan'daki yerel lezzeti ve yerel kültürüyle birlikte ve onun oradaki otantik mekanına giderek orada onu tecrübe etme alışkanlığı var mı? 1500 sene önceki seyyahların ve tüccarların yaptığı kadar bile yok bugün artık bu, biliyor musun? Yani herhangi bir otantik kültürü yerinde deneyimlemek, tecrübe etmek ve tecrübemize katmak, insanlığımıza katmak alışkanlığı artık 2000 sene öncesi kadar bile yok. Çünkü neden yok? Onu şöyle yapıyor. Diyor ki ya kardeşim ben zaten internetten sana ısmarladığın şeyin içinde bu var, bu var, bu var, bu var. Hepsi. Meksika yemeği de var, Hindistan'da var. Hepsi var. Bir tuş uzakta. Bir telefon kadar uzakta sana. Buna inandırdılar insanları. Dolayısıyla bütün taş yerinde ağırdır. Yerinde ağır olan bütün taş gibi kültürleri yerlerinden ettiler. Yuvarladılar. Hafifleştirdiler, akışkanlaştırdılar ve bambaşka bir yerde biriktirdiler. Hindistan onu dedin diye söylüyorum. Biriktirdikleri yer piyasa kapitalizminin banka hesabı ve burada kendine sosyalist diyen insanlar, muhtemelen sadece Türkiye'de böyle bir canlı türü var.
kendilerine bu emperyalist kültür şeyinin, komprador anlayışının birer ajanı, gönüllü ajanı yaptılar kendilerini. Bak, Hindistan dedim diye söylüyorum. Gandhi'nin kazanmasını sağlayan şey neydi? Elbette Gandhi'nin yani kazanmasını sağlayan şey büyük bir bağımsızlık şeyi. Eylemden bahsediyorum. Tabii. Tuz yürüyüşünden de bahsetmiyorum. Hayır. Gandhi'nin çıkrığı. Evet, yani çıkrık yani, da var, tuz da var tabii. Tuz da sayılır. Mesele üretim ve teknik evet. de geliyor, düğümleniyor. Yani Gandhi'nin Hindistan'ı bir ne derler ona, üretim merkezine, işte sömürülen bir üretilen İngiliz kumaşlarının, İngiliz fabrikalarının ham madde ihtiyacını sağlayan evet. tekniksiz ve üretimsiz bir yer haline getiren İngilizlere karşı adamın yaptığı ilk icraat bu. Geleneksel metotla kumaş tabii, üretmek tabii. ve tuz sağlamak. Bak, direnmek ne kadar etkili, için ne kadar tabii, etkili yani. Tabii. Direnmek için en geriye evet. gitti. Direnmek için. Bak, en uzun adımı atabilmek için. Evet, en çok geriye. En geriye gitti. Kesinlikle. Çıkrık. Çıkrığa kadar geri gitti ve yarı çıplak geziyor adam. Biliyorsun bir şey. Ve kazandı. Yani. Ve tuz. Tuz nasıl geliyordu? Tuz yasası var biliyorsun İngiliz şeyinden. İngiliz şey neydi, Uzak Doğu Company, İngiliz şirketinden almak zorundaydı tuzu. Ve şey, idam, cezası idam yani. Tuz elde edemez Hintli. Ne yaptı? Ben yapamıyorsam, fabrikam yoksa, manifaktürüm yoksa en ilkel yoldan da mı yapamam dedi. Tam şairane bir şey. Denizin kenarına kadar gitti, bir avuç şey aldı. Doğru mu? Tabii. Bence en büyük eylemleri çıkrık ama ikincisi de bu. Tuzun işte ben buradan dedi, şeyi yapıyorum, yasayı ihlal ediyorum dedi. O bir avuç kumun içindeki tuzu aldı ve şey istihsal etmiş oldu yani. Tuzu üretmiş oldu. Yasal olarak suçlu duruma düşürdü kendini. Düştü. Fakat aynı zamanda nasıldı? Kimlikler konusundaki tavrı neydi Gandhi'nin? Mesela şöyle bir sözü var. Diyor ki, benim vücudumu parçalara bölün ama Hindistan'ı bölmeyin. Biz bugün biliyoruz ki Pakistan'ın ayrılması İngilizler için iyi bir şey oldu. Dünyadaki ezilen milletler için iyi bir şey olmadı. Müslümanların Hindistan'dan ayrılması. Büyük bir tuzaktı. Ve buna karşıydı Gandhi. Anlaşamadı ve bir türlü ikna edemedi Muhammed Ali Cinnah'ı biliyorsun. Fakat daha yerelde kimliklere yaklaşımını anlatan çarpıcı bir anekdot söyleyeyim. Biliyorsun bir Sih öldürdü onu. Sih militanı öldürdü. Müslümanlarla çok yakın oluyorsun diye şey çıkardılar. Mesela bir Sih geliyor ona, diyor ki benim oğlumu bir Müslüman öldürdü. Ben ne yapmam lazım diyor. Aynen Tolstoy gibi yani, hayat sorusu da soruluyor Gandhi'ye biliyorsun. Yarı peygamber gibi. Diyor ki bunun intikamı şu. Senin bir oğlunu Müslüman mı öldürdü? Bunun bir şey, intikamın tek yolu var. İntikam almanın tek yolu var. O da şu. Bir Müslümanın, yetim bir Müslüman çocuğunu bulacaksın, evlat edineceksin diyor. Ne kadar çarpıcı bir şey. Adamın kimliklere yaklaşımı böyle. Neden böyle? Çünkü memlekette kimliklerin farklarını ortadan kaldırıp dayanışma içine sokmak istiyor. En büyük tehlike İngiliz emperyalizmi, ona en güçlü cepheyle karşı koyabilmek için. Biz burada ne yapıyoruz? Dostumuz Türkiye'de? Selçuk Azmanoğlu bir tweet atmış. Onu yeri gelmişken atlamadan söyleyeyim. Diyor ki Zülfü Livaneli Araf ile Arafat'ın farkını bile bilmez. Bakınız Arafat'ta bir çocuk kitabı. Güzel yakalamış. Öyle miymiş kitapta? Ha? Kitapta. Kitabı bilmiyorum ben. Hani Arafat'ta bir çocuk mu demek istemiş acaba? Arafat'ta bir çocuk. Arafat'ta bir çocuk. Herhalde Araf kelimesi yerine Arafat'ı kullanıyor. Şöyle, biz burada bir anlayışı. Doğru, doğru, yani. Doğru. Yani Araf'taki bir insan anlatıyor, Arafat'ta bir çocuk. Evet. Diyerek yanlış kullanmış. Evet, galiba o kitabı, çünkü ben bilmiyorum ama tamam, onu anladım. Şöyle bir anlayıştan bahsediyoruz sadece, yani şahıs olarak Zülfü Livaneli'nin şeyi çok önemli değil tabii. Bir anlayıştan bahsediyoruz burada. Yok, bu şeyler yaygın değil bir yani, anlayıştan bahsediyoruz. Bilme kardeşim. Tamam, bir müzik arası verelim mi? Olur. Tam Ramazan. Seve seve. Bekir Sıtkı Sezgin. Oo, nasıl? Çok iyi. Tam büyük üstattan. Bir şeyler dinleyelim. Olur. Oradan devam ederiz. Bu arada ben Twitter'dan
şeyi yemişim, fırçayı. Niye, hayırdır? Yaşar Akıbat Bey. Ne yapmış? Ahmet ya. Bey ve Furkan Bey daha az konuşuyorlar demiş ve üzgün işareti vermiş. İki nokta koşuyor. Halk bizim konuşmamızı istiyor. Evet, hadi buyurun bakalım o zaman. Bu arada o konuya tekrar geri dönmeyeceğiz. Fakat sosyal medya zaman duygusunu kaybetmemize yol açıyor. Ne güzel. Evet. İnsanın en büyük emeli budur. Zaman duygusunu kaybedebilirsen huzurlu ve mutlu olursun. Diyorsun. Tabii. Ben bunu başka bir yere bağlayacaktım diye bir şey düşünüyorum. Hadi bağla. Zülfü Bey'in yazısı güncel bir yazı değil. Ama fark esası değiştirmiyor. Ki, yani esası değiştirmiyor. Ama böyle bakıyor bu arkadaş. Tabii öyle baktığı için herhangi bir sorun yok. Sadece güncel değil. Fakat bazen yazılar güncelmiş gibi sosyal medyada dolaşabiliyor. Sanki dün yazılmış gibi. Zaman duygusunun eğitiminden kastım o olacaktı ama sen bambaşka bir yere getirdin. Şaka yapıyorum diyorum. O zaman zamanımız az. Bir enteresan bir şey var. Bunu daha önce görmüştüm ben. Japonya'daki şu kiralık aile meselesi. Hmm. Dehşet verici. Onu biraz konuşalım. Sen attın o videoyu. Evet. İnsanlar konuş, ne yapıyorlar? Sen konuş o zaman. Ben konuşuyorum. Sen attıysan sen konuşacaksın. Ben konuşamıyorum abiciğim. Çok size şey var burada. Haksızlık ediyoruz. Onun bir önemi yok ya. Yani bugün sen çok konuşursun, yarın başkası çok konuşur. Öyle bakma. Zaten kısa geçelim. Güzel kitaplarımız var. Şimdi Japonya'da bazı insanlar yalnızlıktan burada, dolayı evet. Şu BTR'de gördüğümüz gibi doğum günü kutlamak için doğum günü kutlamak insan için, kiralıyorlar. Tabii aile kiralamış abi. Kızı mesela, bu adam kızı ve karısı rolünü yapan aktörler kiralamış ve birlikte bir doğum günü kutlamışlar. Ve böyle bir kast ajansı varmış, ortaya çıkmış. Evet. Bu kast ajansı çok büyük işler yapıyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Bu tip yani sosyal anomalinin kurumsallaştığı yer hep Japonya oluyor. Şöyle ama geçtiğimiz yıllarda ben bir resmi bilimsel tebliğ dinlemiştim. İsveç'te de aileler çocuklarına büyük baba ve büyük anne kiralıyorlar. Büyük anne ve büyük baba sevgisini tatsın diye. Kiralıyorlar belli bir sene, 3-5 sene yaşıyorlar belli bir ücret karşılığı o çocukla, bebek doğduğunda. Çok enteresan. Evet. Ama Japonya'da mesela şey falan da buradan çıkmıştı. İnsanlar sarılmak ihtiyacını, yani birisine uzun yıllar hiç sarılmadıklarından dolayı doğan bir sarılma ihtiyacı var ve bunu sektöre dönüştürmüşler. Sarılıyorsun abi. Ya Japonya çok ilginç bir yer gibi geliyor bana. Evet. Bu tip anomaliler hep buradan çıkıyor. Gelenekler konusunda olarak. Japonya mesela örnek gösterilir. Değil evet, mi? O bu Japonya'da oluyor işte. Gelenekler konusunda örnek ama. Ya bir taraftan da böyle şeyler oluyor. Hani Kemal Tahir'den bahsetmiştik ya ilk programladı. İkinci programdı galiba. Kemal Tahir şeye atılan bombaya, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaya oh olsun diyordu. Evet. Çünkü Japonların Japon kalmak istememek gibi bir derdi var. Ya da işte Batı'yı çok şey yapan, çok çok idealize eden bir Japonya var. Yani senin olmak istediğin Batı işte böyle bir şey diyordu. Evet. Yani tepene bomba olarak yağdı diyordu. Keşke o bombalardan bir tanesini bizim üstümüze atsalardı diyordu. Batıcı aydınlardan yakınırken bu örneği veriyordu, Japonya örneğini veriyordu. Hem bu kadar gelenekçi bir toplum, hem de böyle görüntüler var. Bu çok enteresan bir şey. Şimdi ben daha sonra tanıtacaktım ama yeri geldiği için bu görüntülerle birlikte konuşmak adına şu kitabı getirdim. Lafsadio Hearn. Şimdi ilginç bir abimiz bu. Öyküleri de var. Tuhaf şeylere dair öyküler diye. Kvadyan kitabın ismi. Japonya ile yoğun bir ilgisi olan Batılı birisi. İrlandalı. İrlanda asıllı. Şimdi Lafsadio Hearn'ün Japonya kitabı çok enteresan. Burada bizi büyüleyen o Japon zerafeti, Japon saygısı, hassasiyeti, onun arkeolojisini yapıyor. Yani geleneksel Japon toplumunda şeyler, en ufak bir hata, en ufak bir sürtüşme, en ufak bir münakaşa kan davasına dönüşebildiği için ve çok şiddetle sonuçlandığı için Japonlar kelimelerine, mimiklerine, jestlerine yüzlerce yıl boyunca bir ölüm korkusu ya da bir ölüm tehlikesi altındaymışçasına dikkat ediyorlar. Ve bugün ulaşılan o hani sürekli gülümseyen, kelimelerini tartan, yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için
titreyen Japon nezaketi dediğimiz şeyin altında büyük bir şiddet dalgası yatıyor. Gülümseme de öyle. Japon gülümsemesi dediğimiz şey de Japon derebeylerinin altındaki hizmetkarlarının gülümseyemedikleri zaman, surat astıkları zaman bunun bir hakaret kabul edilmesi ve korkunç bir şekilde cezalandırılmasıyla ilişkili bir sonuç. Yani bizim Japon gelenek, yani Japonların bu geleneksel tutumlarına gösterdiğimiz hayranlık aslında biraz bilgisizlikten de kaynaklanıyor. Ve bu tip anomalilerin ortaya çıkması da çok garip değil yani. Modern, Japonya modernleştikçe o aşağıdaki o baskılanmış her neyse o bir şekilde dışarı çıkıyor. O açıdan uzun yıllar Türkiye'de bir Japon hayranlığı ya da hani olacaksak Japon gibi olalım. Japonlar o kültürlere nasıl sahip çıkıyorlar meselesi tam öyle bir mesele değil yani. Tabii değil. O açıdan bu kitabı tavsiye ederim. Tabii bu Japonya'yı eleştiren hani o eleştirel bir dille yazılmış bir kitap değil. Tam tersi Japon kültürünü anlamaya çalışan, Japonya'yı anlamaya çalışan bir kitap. Fakat bu sonuca da varabiliyoruz. Tavsiye ediyorum bu vesileyle. Niyedir bilmiyorum. Bu Trevenya'nın Shibumi romanı var biliyorsun. Shibumi'de de çok yüceltir Japon çok. Kültürünü. Çok. Ya orada biraz şey de var. Japon felsefesi Go oyunu. Evet. Go oyunu çerçevesinde kahramanlaştırdığı karakteri anlatmak için daha da Japonya'yı saf bir yer olarak gösteriyor kitap. Hatta iki tane yer seçer. Bask'a da öyle bakar. Bask bölgesi bir de Japon bölgesidir. Japon bölgesidir. Hani bozulmamış. Daha çok da biraz anti-Amerikan bir anlayıştan kaynaklanır. Baskılık var şeyde, Trevenya'da. Yazarında mı? Galiba biraz var. Öyle mi? Yani Amerika'da ama yani baskıya ya kaldı ya da kökeninde bir baskılık var diye biliyorum ben. Orada yani bu Bask hayranlığı ve Japon hayranlığının temelinde Amerikan karşıtlığı yer alıyor. Yani Trevenya'nın her yerde yani Amerika'nın bütün dünyaya bulaştığını, Amerikan kültürünün, Amerikalı olmanın bütün dünyaya bulaştığı tezinden yola çıkarak kendini korumuş yerler olarak bu iki yeri seçmiş. Roman da bunun üzerine kurulmuş. O yüzden biraz o ekstradan yüceltir yani. İlginç şeyler var orada Ezber Bozan. Mesela Arap kültürünü ve Arapları aşağılıyor. Evet, onlar da aşağılar. Bir de bizim burada Türkiye'de şey var. Bozkurt Güvenç hocanın Kılıç ve Krizantem miydi kitabın ismi ya? Japon Türk kültürü. Kimliği değil miydi? Türk nasıl? Kimliği. Bozkurt Güvenç'in. Vard, evet. Bir de Japon kültürünü anlattığı Kılıç ve Krizantem miydi acaba kitabın ismi? Evet. Bilmiyorum. Var. Evet. Bak. Bu arada nasıl abi? Bak Selahattin anlasın onu. Nice. O zaman sen alırsın o kitabı bize. Vardır. Böyle oluyor ya. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir yazarın uzun süredir beklediğimiz bir kitabı çıktı. Evet. Sevgili Selahattin. Tanıyor musun? Ahmet Kekeç, Ulüfer. Ahmet abi hayırlı olsun kitabın. Eyvallah sağ ol. Şimdi seni... Meksika sınırı izleyiciler artık senin köşe yazılarından farklı bir adam olduğunu yani senin yavaş öyle kitler var, köşe yazılarını takip eden insanlar var, bir de edebiyatçı yönünü bilen insanlar var. Bu programı biraz daha o pekişti. O Ahmet Kekeç'in yeni romanı Ulüfer. Tezgahta başka romanlar da var. Var. Şimdi kitap bugün bizim elimize ulaştı. Ben okuyan birkaç arkadaşımdan çok acayip dönüşler aldım. Merak ediyorum. Yarın orucu böyle geçirmeyi düşünüyorum. Ulüfer'le geçirmeyi düşünüyorum. Ahmet abi kitabı hızlı yazdın bildiğim kadarıyla. Tabii. Yani çabuk bir roman. Yazdım. Yani yazımı da çabuk oldu. Okurken de çabuk okuyacaksınız zaten. Ya bu kitap 70'li yıllardaki Türkiye'yi anlatıyor. Şimdi 70'li yıllarda bir fark etmediğimiz bir değişim oldu hayatımızda. Şöyle, Taşra'da özellikle, Taşra'da geçiyor zaten, bir kasabada geçiyor. İşte at arabaları, faytonlar, bunlara bağlı olarak da bir sektör var. İşte nalbantlık, işte at yemi satan dükkanlar,
işte at arabası tamircileri, işte fayton tamircileri, böyle bir yan sektör var. 70'li yıllarda otomobil Türkiye'ye girince, daha doğrusu Tofaş ismine geçti bugün, Murat 124'leri soktu. Yani Murat 124'ler pıtrak gibi çoğalmaya başladı Türkiye'de. Bu olunca o yan sektör çöktü. Yani at arabası ve faytona bağlı olan yan sektör çöktü. Oradaki insanlar işlerini kaybettiler. Bu işte 70'li yılların başında oldu demek. 70'te 75 arasında. O arada bir savaş oldu. Kıbrıs çıkarması oldu 1974 yılında. Zaten 5 sene sonra da darbe olacak. O yılları fon alan bir aşk öyküsü bu. Tabii üretim biçimi ve üretim ilişkileri değişince doğal olarak bu insanlar arasındaki ilişkilere de yansıyor. İşte aşklara da yansıyor. İşte aileye de yansıyor. İşte bunu bu değişimle birlikte bir ailenin dağılmasını da okuyoruz yani, biz. Üretim biçimlerinin değişimi aşklarımıza nasıl yansıdı? Nasıl yansıyor? İşte aile sonrasında hayatına nasıl dedi. Yansıyor? Aynı zamanda bir ailenin işte değişimini de anlatıyor. Daha doğrusu dağılışını da anlatıyor. Böyle bir roman. Yani kısaca böyle özetleyebilirim. Fon olarak bu zaman dilimini seçmenin bir özel bir sebebi var mı? Ya özel bir sebebi yok. Kısmen benim hayatımda da olan bir şey. Yani bu değişimi ben gözlemledim. İşte 13-14 yaşındaydım. Yani bunu iyi gözlemledim. Otobiyografik şeyler de var tabii romanda. İster istemez bu yansıyor. İşte böyle bir dönemi anlattım. Bunun daha kolay olacağını düşündüm. Herhalde o dönüşümün daha hızlı olduğu dönemde diyebilir miyiz abi? Yani şimdi mesela teknoloji ya da teknik bugün de artık belki de takip edemeyeceğimiz kadar hızlı gelişiyor ama hayatımızı kökünden değiştiren bir teknik dönüşümden söz etmek çok da mümkün değil. Değil. Biz biraz var, daha hani romanda roman tüketim arttığı bölüm için galiba sürekli teknoloji teknik tükettiğimizden sebeple belki de yani mesela şey renkli gibi televizyonların ya da televizyonların evlere girmesindeki toplumsal değişim ya da o hızla bir şey değişmiyor. Tabii televizyon da var. Yani 75 yılında televizyon yavaş yavaş giriyor evlere. Roman 3 bölüm. Kahve benim. 3. bölümde bir başka değişimi izliyoruz. Yani 12 Eylül 1980'e bir darbe olmuş. Darbeyle birlikte Türkiye değişiyor. Bizim Bakır olarak bıraktığımız o kasaba turistik bir kasabaya dönüşüyor. Romanın son bölümünde de bu değişimi dekor olarak aldım. Yani oradaki insan ilişkilerine nasıl yansıyor? Onu anlatmaya çalıştım. Yani bu verdiğim teknik bilgilere bakılmasın, bir aşk öyküsü bu sonuçta. Ulufer de esas kızın ismi. Esas kızın ismi, evet. Ne demek Ulufer Ahmet abi? İsim Farsça bir şey, tam bilmiyorum. Çok eskiden beri mi kafandaydı bu roman yoksa ya şöyle, aklına düştüğünde yazmaya mı başladın hemen? Ben 85 yılında Mavera dergisinde Ulufer diye bir öykü yayınladım. Mavera dergisinde. Mavera dergisinde. Yani bu romana altlık teşkil eden bir öyküydü o. Yani oradaki dekorun, o kısa bir öyküydü zaten. Oradaki anlatım biçiminin bu roman için uygun olacağını düşündüm. Yani demek ki bunun yazımı çok kısa sürdü ama işte kafamda 20 sene gezdirmişim demek ki bu fikri. Tabii, onun için yani 85'ten tabii almak lazım. Bir de şu var romanda. Roman diyaloglar üzerine yürüyor. Yani uzaktan uzağa Orhan Kemal'e selam çakan da bir roman bu. Yani Orhan Kemal okumak nasıl kolaysa, o şeyi diyaloglarla izliyorsak, burada da o şeyi denemeye çalıştım ben. O tarzı denemeye çalıştım. Rahat akan, işte kolay nüfuz edilen bir kitap. Fazla abartmamak lazım. Daha detaylı haftaya da konuşacağız. Biz daha okuyacağız çünkü. Dedikodular üzerinden konuştuk. Eline sağlık, hayırlı olsun Ahmet abi. Selahattin Bey, siz yine boş geldiniz.
Ben gene boş geldim Furkan. O yüzden ben devam edeyim. Ha Ahmet abi sen. Ben şunu evet, göstereyim de. İnsan evet. değilim ben. Şimdi Mustafa abinin, Mustafa Kutlu abinin bu sene ikinci kitabı. Evet. Mustafa Önce Sevincini sene. Bulmak. Sonra bu kitap geldi. Bu kitap şöyle ya Mustafa abi, Mustafa Kutlu abi kafasındaki ekonomik modeli anlatıyor bize. Yani böyle bir cümleyle basitleştirerek açıklayabiliriz. Mesela Kanaat Ekonomisi diye bir yazı var. Bayıldım ben o yazıya. Evet. Yayınlandığında da. Ha, onun o... karşısına Mustafa Özel'i koymuş. Şimdi Mustafa Özel işte kavramlarıyla, bilgisiyle hepimizi döver. Yani Kanaat Ekonomisi yazısında döver. Bunu teslim ediyor Mustafa Kutlu. Ama başka bir şey var tabii. Yani Kanaat Ekonomisi kendisine uygulama imkanı bulamasa da piyasa şartları içinde bizim yanında durduğumuz ekonomi modeli. Ben bir gece okudum bu kitabı. Çok rahat okunuyor zaten. İlk yazı Hududullah. Hududullah çıktığı zaman gazetede Mustafa Bey'le bir konuşma imkanımız olmuştu. Bu kitabın müjdesini verdi. Bir de bu tür yazarlar kalmadı artık. Yani hem bir taraftan hikayesini, şiirini yazacak hem de kafasındaki bir modeli anlatan, anlatacak yazar kalmadı. Mustafa abi belki de bunun son temsilcisi. Son temsilcisi. Bundan sonra gelir mi bilmiyorum. Yani içtimai dertleri olan yazar tanımı gittikçe hayatımızdan çekiliyor. Çekiliyor, evet. Yani ekonomik meseleleri dert edip bunu edebi enstrümanın içerisinde anlatmaya çalışmak. Bu adam yok artık. Yani hakikaten tabii. Çok kıymetli. Şeyi de işte bu bizim görsellerde dönüyor ya sürekli. Ezra Pound'u sevme nedenlerimizden biri de bu. Adam tefecilere kafayı takmış. Dünya ekonomik sistemine kafayı takmış. Tabii. Yani bununla cedelleşiyor, uğraşıyor. Mesele ediyor bir şair olarak. O yüzden Mustafa abinin kanaat ekonomisinden ve bu toplumsal meselelere yaklaşımı çok kıymetli bir şey. Biz bunu çok arayacağız Ahmet abi. Çok. Yani bu yaklaşımı çok arayacağız. Tabii. Yani günümüz, kendimi de dahil ediyorum. Biz bu meselelerden kendimizi uzak tutuyoruz. Aynen. Uzak tutuyoruz. Uzak tutmazsak kendimizi ya da çok gündelik politikanın anlık değişen, borsa gibi değişen bir şeyin içerisinde buluyoruz. Yani bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Bir zemine ihtiyacımız var. Doğru. Bence bundan sonraki süreçte bizim temel meselelerimizden biridir bu. Benim bir kitabım daha var. Onu da göstereyim sonra bitsin bu iş. İktidar olmanın tekniğini alacaktık, ahlakını almayacaktık. İkisini birlikte almış olduk. İhsan ondan durdu. Almayak dedim ben dinlemedim. Zaten. İhsan durdu, arada bir çık görün. İhsan durdu 80'li yılların dergilerinde imzasıyla görünen bir şair, iyi bir şair. Bu kitapta topladığı şiirlerde iyi şiirler. Ben bu kitabın doğuşuna da tanık olmuştum zaten. Arkadaşımızdır. Şimdi pek görülmüyor. Dergilerde pek ürünleri kitabın yayınlanmıyor. İsmi de çok manidar oldu. Arada bir çık görün. Çok güzel bir kitap. O kitaptır. Ara bu ara oldu işte. Yani İhsan eğer bizi izliyorsa bilmiyorum bu bir motivasyon olur mu kendisi için? İnşallah evet. Olur. İsmet Tokgöz'le başladık. Süleyman Can Portakal'la devam ettik. Şimdi İhsan durdu. Olumlu sonuçlar aldık. İsmet Bey'in yeni çalışması varmış. Süleyman Can Portakal'ın da buradan müjdesini vereyim. Kitabı yayınlanacak. İhsan durdu da bakalım abi. Yani İnşallah. o da tekrardan edebiyata döner. Ya Metin Eloğlu'ndan bahsediyoruz ya. Yani onun böyle bir hınzır muzır tarafı vardır şiirlerinde. Bu çok sık görülür. Sen bu şiirleri kafandan mı ediyorsun? İhsan'da da var böyle bir şey. İhsan Durdu'nun şiirinde de bu var. Yani müthiş bir ironisi vardır İhsan Durdu'nun. Yani şiirinde yakaladığı ses de iyi bir ses. Şiir için çok uygun bir ses. Bu vesileyle kendisine de selam olsun diyorum. Beni bir ses sahibi kır. Bu arada Mustafa Özel Nihayet Dergisi'nde mi yazıyor? Mustafa evet. Özel evet, Nihayet evet. Dergisi'nde. Sen dedin ya böyle şeylerle ilgilenen yazarlar. Mustafa Özel'in oradaki yazıları çok ilginç. Sanatçılar. Çok güzel. Yazarlar değil sanatçılar. Hem şiirini yazacak, yani. Öyküsünü, romanını yazacak. Ha.
hem de kafasındaki modelle ilişkin kitapları yazacak. Eyvallah. Mustafa Özel zaten yazıyor. İçtimai hayata dair. Tabii. Fakat Mustafa Özel'in uzun yıllardır hem dünya edebiyatı ve romanı... Tabii. Ve bununla birlikte özellikle piyasa ekonomisi böyle... Yani romanlar üzerinden, romanlar üzerinden ekonomiyi okuyan evet. yazıları var. Çok başarılı yazılar. Çok muazzam yazılar. İlginç bir damar o. Benzersiz bence Türkiye'de var mı başka örneği bilmiyorum. Zannetmiyorum. Çok öğretici ve çok ilginç yazılar. Çok güzel yazılar. Nihayet dergisinde yazıyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Birkaç Nihayet aydır. Yazıyor tabii tabii. Onu hatırlatmak zaten istedim. O, yani meraklıları için bulunmaz şeyler. Bulunmaz. Bizde bunlar böyle şey yani. Yani çölde vaha gibi yani. Evet, tabii. Ekonomiyi romanların üzerinden anlamaya çalışmak, dünya ekonomisini. Ya böyle olmuyor bizde. Disiplinler arasını... Oğullarını böyle okuduğun zaman, ya bu sahiplerle okuduğun zaman kitap sana o kadar çok şey söylüyor ki. Hı. Yani sadece iktisat üzerinden, iktisadi değişim ve gelişme üzerinden bir romanı okuduğun zaman sana çok şey katıyor. Hı. Orhan Pamuk'un o romanı da buna çok uygun bir roman. Evet. Ya tabii onu Mustafa Özel daha ayrıntılı, daha sofistike bir şekilde yapıyor. Özel, evet. Mesela Türkiye'nin yakın tarihini, yakın tarihindeki bazı meseleleri şiirler üzerinden okuma çalışması gördünüz mü hiç? Yok. Niye olmuyor böyle şeyler Türkiye'de? Yani bu disiplinler arasılık ya da edebiyatı bu meselelerde bir araç kılmak sadece yazar için değil ya, yani araştırmacılar, akademisyenler niye böyle şeylerle ilgilenmiyorlar? Yani bizim buna şöyle, ihtiyacımız var. Şöyle, Türkiye'de disiplinler bile çok cılız ki. Disiplinler arasılık olsun. Metinler tam geleneğine oturmuş değil ki metinler arasılık olsun. Metinler arası okumalar, disiplinler arası okumalar bence bana kalırsa bir memleketin kültür olarak gelişmişlik seviyesini gösteren şeylerden birisidir. Bana kalırsa. Mesela tek parti dönemini Garip üzerinden okumaya çalış. Evet. Sana çok şey söyleyecek. Çok şey söyleyecek. Tabii ki. Yani sadece Garip şiiri değil, o şiiri özendiren evet. bir eleştiri çabası var. Mesela evet. Nurullah Ataş var. Evet. Hatta dünyayı da böyle okuyabilirsin abi. Tabii ki. Mesela bu Malevich diye bir ressam var, Rus. 1915 ya da 16 bir resim yapıyor. Resim şu. Beyaz bir tuvalde siyah bir kare. Bu kadar. Şimdi bu Rusya'da fütürist şairleri falan çıldırtıyor. Yani manifestolar yazılıyor. En son geldikleri nokta Rus dilini yok etmek. Şunun için yok etmek diyor. Yozlaştı. Yozlaştı. Fransızcanın etkisinde, kilise Slavcasının etkisinde yozlaştı mı? Yok edelim diyorlar artık. Ve hani o bütün o yüzyılın ilk çeyreğindeki o işte fütürist hareketler, işte şiir evet. dilindeki arayışlar falan. Mesela Rusya'da bu olurken Ahmet Haşim Fransız, bir Fransız dergisine benzer bir şey yazıyor. Yani o da diyor ki bizde tam bir kuraklık dönemi başladı diyor. Yani bunun için diyor işte hatta ona devrim diyor. Devrimin diyor sesinin herkesin kulağını doldurması gerekiyor. Aynı buhranı Ahmet Haşim de çekiyor Türkiye'de. Dönemin işte o dönem işte Bolşeviklerden önceki Rus krizi, işte Türkiye'deki Osmanlı Cumhuriyet arasındaki o geçiş dönemi. Mesela o siyasal vakalara bu eserler üzerinden, bu tartışmalar üzerinden bakmak çok farklı olacak. Meseleleri çok açacak. Bunu 20 yıl sonra öncesine de yapabiliriz, 30 yıl öncesine de yapabiliriz. Yani yaparsın ya ikinci yeni mesela. Yani Türkiye tek partiden çok partili hayata geçiyor. İkinci yeni yani çıkıyor. İkinci yeni hazırlayan da bir şey yok aynı zamanda. Evet. Evet. Yani evet. ikinci yeni hazırlayan kültürel atmosfer de bununla birlikte ortaya çıkıyor. Bir şey daha abi. O cılız ve uyduruk halk şiiri merakı var ya Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki. Hı hı. Yani gerçek bir merak değil o. O bir tür mistik, metafizik ihtiyacı arılaştırma çabasını verdiği bir şey. Tabii. İkinci yeni doğuran şeylerden biri de o. Yani, tepki olarak. Tepki olarak. Tabii. Yani antitezi olarak doğuran şeylerden biri o. Tabii. Yani bir şiir akımının doğuşu bize yakın tarihle ilgili ne kadar çok şey söylüyor. Artık bizim sosyal bilimler dediğimiz o büyük havuzun içerisinde de böyle işlere ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreçlerde. Bende bir kitap daha var. Bunu yeni okudum. Bruno Schulz.
Daha doğrusu Yapı Kredi'den çıkmıştı bu kitap, Yapı Kredi yayınlarından. İlknur Özdemir'in çevirisiyle biraz okumaya çalışmıştım vakti zamanında. Çok İlknur Hanım da iyi bir çevirmendir ama o kitapta pek iyi değildi. Ben yazara vehmedip vazgeçmiştim. Sonra bu Aylak Adam, Aylak Adam yayınlarından çıkan bu çevirisini, Neşet Alı Yüce çevirisi, okuduktan sonra çok sevdim. Bruno Schulz, Prost'a benzetenler de var. Ki bizim programın nedeniyle konu sürekli Prost'a geliyor. Çok kaygan bir konu. Lehçenin Kafkas'ı diyenler de var. 42'de Naziler tarafından öldürülüyor. Evet, ikisinin arasında enteresan bir yazar. Polonyalı, Lehçe yazıyor. Çok bilinmeyen, hayatı da çok kısa sürdüğü için fazla da kıymeti bilinmemiş bir isim. Bruno Schulz. Kafka'dan da Proust'tan da aynı anda hoşlananlar için mükemmel bir tercih. Diyeyim. Güzel. O zaman son bir sözünüz var mı Selahattin Bey? Ne olsun? Tamam, sizi azarladılar, sustunuz. Evet. Konuşabilirsiniz yani. Yok. Her fikre saygımız var. Hani o şey vardır ya. Sen çok yaparsın o taklidi. Bizim her fikre saygımız tabii var. Ama... O zaman hayırlı teşekkür Ramazanlar ederiz. Dileyelim. Evet, teşekkür evet. ederiz. İnşallah haftaya yine burada olacağız aynı saatte. Görüşmek üzere. Evet.